Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Cenab-ı Hak insanları ahirette hazırlanmak için yaratmış. Dünyadaki geniş amacı bu. Fakat aynı zamanda demiş ki nefsüke matiyyetüke ferfuk biha. Nefsin bineğindir, ona iyi. Yani şu vücudu iyi besleyeceksin, bakımını yapacaksın, sağlığına dikkat edeceksin, onu koruyacaksın, beraberinde ahirete hazırlanacaksın. Dolayısıyla hayattaki bütün yaptıklarımız bu amaca yönelik olması icap ediyor. Tabii insan olmamızın gereği nefis ve şeytan etkisinde olduğumuz için sürekli şunu sorgulatır bize. Bu dünyada bu kadar güzellikler varken neden böyle ahiret endeksli bir hayat yaşayayım ki? Peygamberimiz de buyuruyor ki el keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ bâdem mevdûn. Akıllı insan ölümden sonrası için çalışır ve buna hazırlanır. Ve kendi nefsinin anormalliklerini bilen kişidir. Cenab-ı Hak öyle bir düzen koymuş ki insan hayatına aynı iş, eğitim, yemek, içmek, evlenmek, çoğalmak, bütün bunlar insanı ahirete de hazırlayabilir. Sadece dünya için de yapmış olabilirsiniz. Aynı iş. Peki, İslam böyle bir mesaj getirince insanlar hep sorgulamışlar. Peki Cenab-ı Hak gerçekten ne istiyor? Hakikat nasıl tespit edilebilir? Gerçek nedir aslında? İşte bu soruların cevabını bizim büyük çerçevede kelam ilmi dediğimiz, daha dar çerçevede inanç esasları dediğimiz hususlar bize öğretir. Biz de burada böyle bir ders başlamaya niyetlenince önce dedik inanç esasları sağlam olur. Gerisi hayır. Neden? İbadetiniz, ahlakınız, inanç esasları temeli üzere kurulmazsa o ahlakınızın da amelinizin de fazla bir değeri maalesef yok. Yani amelinizin dahi ahlakınızın dahi değeri inancınızın sağlam olmasına bağlı. Peki bu inanç deyince İşte inanç esasları, akaid deyince neyi anlıyoruz? Evet, bu tahtaya yansıttığımız bilgilerde gördüğünüz gibi ilmi kelam dediğimiz bu inanç esaslarıyla alakalı ilim dalının bir tarifi var. İki tür tarifi var. Bir, konusu itibariyle mevzu, konu demek. Konusu itibariyle tanımı, bir de amacı itibariyle tanımı. Şimdi konusu itibariyle tanıma baktığımız zaman bakın neden bahsediyormuş? Bir, Allah'ın zatından bahseder. Yani Allah nasıl bir varlıktır? Önce bunu cevaplar. İki, Allah'ın sıfatları nelerdir? Hangi özellikler Allah'a aittir? Hangileri değildir? Sonra nebde ve mead itibarıyla nebde başlangıç demek. Yani işte şurada bir yaratılmışların halleri var görüyorsunuz. Yaratılmışların halleri var. Bu yaratılmışların yani mahluk, yaratılmış mahluk demek mahluk. Bu mahluk insan da, hayvan da, cansızlar da hepsi dahil buna. Onların başlangıcı ne zaman? Nebde dediğimiz başlangıç demek. Mead da varacağı yer neresi?
Bunları anlatan bir ilim ama bunları anlatırken İslam kanunlarına göre anlatır. Yani İslam'ın çizmiş olduğu çerçeve içerisinde anlatır. İslam nedir? İslam, Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara çizdiği inanç, ibadet, ahlak esasları tutuyor. Ve bir paradigma var, bir sınır var. Allah koyduğu bir hudud ilahi var. O sınırlar içerisinde bunları anlatır. Çünkü insanların veyahut da ilah kavramı, işte insanlığın başlangıcından beri ilah kavramı var. Yunan'da da var, İran'da da var, bütün dünyada bir ilah kavramı var. İşte bu ilah kavramı, felsefecilerin de dediği bir ilah kavramı var. Felsefecilerin dediği değil, İslam'ın dediği bu bilgileri anlatır bize kelam. Peki, bu bilgileri alıp da ne işimize yarayacak? Bize nereye götürecek? Gayesi ne? O da bir de öncelikle inanç esası dediğimiz zaman İslam'da kat'i bir delil olması lazım. Yani bir şeye inanman gerekir dediğimizde mutlaka bunun ayet ve hadisle açık bir şekilde tespit edilmesi lazım. Eğer ayet ve hadiste açık bir delil yoksa sonradan herhangi bir alimin, herhangi bir Allah dostunun veya herhangi bir inanılan bir insanın orada olmayan bir şeyi tutup inanç esasıdır diye koyamayız. Yani inanç esası sonradan konmaz. Allah ve Resulü koyduysa koymuştur. Dolayısıyla kelam Allah ve Resulü'nün koymuş olduğu o inanç esaslarını tespit eder. Bu işte kesin deliller kullanılarak karşı görüşleri çürütmek için Allah'ın koymuş olduğu esası ispat etme gayreti vardır. Yani daha doğrusu insanların Allah'a inançla alakalı sıkıntıları varsa bunları gidermektir. Daha doğrusu malum işte emir bil maruf nehy anil münker diye bir kavram var. Yani iyilikler etmek, kötülükle yasaklamak diye bir kavram var. Ki bir Müslümanın hep bunu yapması icap eder. Bunu yaparken karşıya işte Allah var, peygamber var, namaz kılınması lazım, abdest alınması lazım. Bütün bunları derken nedenin cevabını kelam ilmi vasıtasıyla insan verir. Şimdi hasta geliyor, diyor ki işte hastalığım var, siz de diyorsunuz ki şunu yap. Niye bunu yapacağım diye sorsa bir şey izah edersin. Çünkü senin filan yerinde şu var, şunu bundan dolayı kullanmak lazım diye. Aynı onun gibi inançla alakalı mesele de eğer inançta bir bozukluk varsa manevi bir hastalık var demektir. Bunun tedavisi de işte bu ilim onun tedavisini yapar bize. Yani yanlış inanışları düzeltmek için bu ilim vardır. Peki, bu ilmin gayesi temel itibariyle bir cümleyle anlatmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Deriz ki, gerçek nasıl tespit edilir? Mesela birisi diyor ki, benim diyor şu gördüğüm varlıklar sanat. Diyor ki işte ben bir ilmi dokunuyorum ama beynimdeki iz sebebiyle bunun böyle olduğunu zannediyorum. Acaba Allah böyle mi? Allah'ın yaratması diye bir şey yok mu peki? Ben de inanıyorum. Peki Cenab-ı Hak indinde bu durum nedir? İşte bunu bize öğretir. Hakikatin tespitiyle alakalı, yani gerçek nedir? Bunun tespitiyle alakalı genelde dini, İslam dini açısından baktığımız zaman iki ana akım vardır. Birisi ehl-i sünnet, diğeri de ehl-i bid'at dediğimiz bozuk inançlardır. Ehl-i sünnet dediğimiz sünnet ehli,
Yani sünnet malum, peygamberimizle alakalı bütün işlere sünnet adını veriyoruz malum. Ehl-i sünnet de peygamberimizin ve ashabının çizmiş olduğu yol üzere olan manasına gelmektedir. Peki, hep duymuşuzdur. İşte İslam adına hareket eden bütün işte tarikatlar, cemaatler, kurum, mezhepler hep baktığınız zaman çoğunlukla biz ehl-i sünnetiz derler. Hatta mesela dünyada bir Türkiye bazında düşündüğümüzde bazı işte İslami topluluklara bakarsınız. Türkiye çapında baktığınız zaman mensubu, bağlısı yani 1000'dir, 2000'dir, 3000'dir, 5000'dir, 10.000'i geçmez ama der ki gerçek ehl-i sünnet biziz. Peki sizin dışındakiler galalete. Hatta bu inançtan hareketle derler ki biz öyle bir gerçek bir ehl-i sünnetiz ki gerçek cennete biz gireceğiz. Peki yine bakıyorsunuz başka birileri de diyor ki İslam sizin zannettiğiniz gibi değil. Allah'ın emirleri siz zannettiğiniz öyle fazla namaz kılmak, abdest almak falan değil. Kalbini temiz tutacağız. Kurtuluş orada. Sabunla mı yıkıyorsunuz? Galiba. Onun böyle kendi özel sabun var galiba. Onunla yıkamak gerekiyor. Öyle diyor. Peki doğrusu ne? Yani biz hangi esasları kabul ettiğimiz zaman Resulullah'ın ve ashabının istediği ehl-i sünnete sahip. Evet, bununla alakalı birçok madde vardır ama 9 temel madde vardır. Yani ehl-i sünnetin bir insanda oluşması için 9 tane temel inanca sahip olması gerekir. 1. Öncelikle kainatta var olan varlıkların gerçekten var olduğuna inanması gerekir. Yani Allah beni gerçekten yarattı. Ben sanal değilim. Dağlar, taşlar, hayvanlar, bitkiler gerçekten yaratılmış varlıklardır. Sanal değildir. Birincisi. Net. İkinci olarak Cenab-ı Hak bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlıkları hem bütün olarak hem en küçük zerresine kadar Allah yaratmıştır. Yani işte hücresini, atom altı parçacığını, insanı, dünyayı, fezayı, semalar dediğimiz semaları, küçük zerreden küreyi hepsini Allah yaratmıştır. İnsanın yaratmada bir müdahalesi yoktur. Net. Mesela işte ileride gelecek Mutezile der ki insan kendi fiilini kendi yaratır. Ehl-i sünnet dışıdır mısın? Tabii ki her şeyi Cenab-ı Hak yaratır. İleride detaylandıracağız. Üçüncü olarak ahirette Hazreti Allah cennet ehline görünecektir. Buna rü'yetullah diyoruz. Yani rü'yetullah haktır ve caizdir. Allah mümin kullarına cennette kendini gösterecektir. Ehl-i sünnet dışındakiler buna inanmamaktadır. Yani Allah görünen bir varlık değildir diye inanmamaktadır. Dördüncü olarak kader haktır. Ve kul davranışlarında mecburi değildir. Kendi iradesiyle davranışlarını tercih etmektedir. Bazıları derler ki Allah kula baskı yapmakta Allah'ın o baskısıyla insan davranışlarını yapmaktadır. Yani ben öyle bir varlığım ki sanki rüzgarın önünde giden bir yaprak gibiyim. Böyle gidiyorum. Dolayısıyla benim davranışlarımdan ben sorumlu değilim. Neden? Allah yaratıyor çünkü. O halde ben niye sorumluyum diye. Diye bir kabul edilmiş. Ama Ehl-i Sünnet der ki çok net bir şekilde kul
irade cüz'iyesi vardır. Bütün davranışlar ve kendi tercihiyle var. Ondan dolayı da sorumludur dolayısıyla. Beşinci olarak mucize ve keramet haktır. Peygamberlerin mucizesi vardır. Allah dostlarının kerameti vardır. Bu da hak. Bazıları bunu inkar edilir. Öldükten sonraki ahiret hayatı ebedidir. Kesintili değildir. Yani cehenneme gidenler de, cennete gidenler de cennete gidenler ebedi kalırlar. Cehenneme gidenler müminlerden cehenneme girenler ne yapar? Bir müddet kalır. Cezası bittikten sonra cennete gider ve cennette ebedi olarak kalır. Bazıları der ki, ya şimdi ebedilik Allah'a aittir. Cehennemin ebedi olması düşünülmez. Ne olacak? Cenab-ı Hak kulları yapmakla eline geçecek falan gibi ileri geri konuşurlar. Peki neden böyle? Allah'ın takdiri. Allah böyle yaratmıştır. Cenab-ı Hak'a kimse hesap sormaya gücü yetecek hali yok. Yedinci olarak Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelam sıfatının bir tecellisidir. Fakat Allah'ın kelamı bizim sözümüz gibi harf ve seslerden ibaret değildir. Allah'ın konuşması bizim anlayamayacağımız bir düzeydedir. Ama Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı vardır. Hazreti Musa ile konuşmuştur. Cenab-ı Hak peygamberimizle Miraç'ta konuşmuştur. Peygamberlere hitap etmiştir. Bazı kullarına hitap etmiştir. Ama Allah'ın kelamı ses ve harflerden ibaret değildir. Peki nedir? Bizim anlayamayacağımız ama var olduğuna inandığımız bir şeydir. Sekizinci olarak, peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi Hulefai Raşidi'dir. Yani dört büyük halife ümmet-i Muhammed içerisinde peygamberimizden sonra en üst dereceye sahiptir. Aynı zamanda ashab-ı kiramın tamamı, Hazreti Muaviye dahil tamamı peygamberimiz tarafından ashab olduğu için hak aleyhinde konuşulmaması gereken insanlardır. Ehl-i Sünnet'in en temel inançlarından birisi de budur, biliyor musunuz? Yani Hazreti Muaviye şunu yaptı, filan bunu yaptı gibi ifadeler Ehl-i Sünnet'in kullanmadığı ifadelerdir. Bu şu demek değildir. Ashab-ı kiram günahsızdır, efendim masumdur demek değildir. Masumluk sadece peygamberlere aittir. Peygamber haricinde hiçbir insanın masumiyeti yok. Masumiyeti yok. Son olarak da bu da çok temel esaslarından biridir. Birçok insanın tartıştığı bir meseledir. Ehli kıble tekfir edilemez. Yani ne demek bu? Bir kimse, bir Müslüman namaz kılmıyor, namaza inanmıyor. İnançlıkta problem yok. Ve şunu diyor, namaz kılmam gerektiğinde benim döneceğim yer Kâbe'dir. Bu insan ehli kıbledir. Net bakın, namaz kılmasa bile şuna inanıyorsa, diyorsa ki namaz kılmam gerektiğinde benim kıblem Kâbe-i Muazzama'dır diyorsa buna ehli kıble denir. Ve bu ehli kıble asla tekfir edilmez. Kafirdir denmez yani. Mesela biz Şia anlatacağız birazdan. Şiilerin içerisinde çok farklı inançlara sahip olanlar var. Bunların içerisinde özellikle İsmailiye mezhebine, yani Şiiler üç kısımdır. İsmailiye mezhebine mensup olanların bayağı bir çoğu
inançları sebebiyle küfre girmişlerdir. Çünkü kimisi Hazreti Ali'ye Allah demiştir, kimisi Hazreti Ali'ye peygamber demiştir. Onlar inançsızdır, yani onlar kafirdir. Ama Şiilerin çoğunluğuna biz kafir demeyiz. Her ne kadar onlar bize cennete girmez deseler de biz onlara öyle bir şey deriz. Akademisyen bir arkadaşımız vardı. İran uzmanı. Beden Üniversitesi'nde çalışıyor. İran'a bir sempozyuma gitmiş. Otelde Şii bir arkadaşıyla oturuyor. Bizim hocaya diyor ki, ya işte hocam sen çok iyi bir insansın ama cennete giremeyeceksin. Neden? Şii değilsin sen. Şimdi onların böyle görüşü var bizle alakalı. Bizim onlarla alakalı böyle bir görüşümüz yok, biliyor musun? Biz ehli kıbleyi asla kafir demeyiz. Ehl-i sünnetin en temel esaslarından biri de budur. İşte bu 9 madde ehl-i sünnetin temel esasıdır. Bu 9 maddenin komplesini kabul eden ehl-i sünnettir. Buraya kadarki kısımda soru varsa alabilirim. Sonra devam edelim. Hocam, bu Ashab-ı Kiram için işte kötü söz edilmez gibi temel akidevi bir meseleden bahsettiniz ya. Tabii. Özellikle hocam Muaviye, Hazreti Muaviye'den siz de bahsettiniz zaten. Çok da konuşulan bir mesele ya. Tabii tabii. Onu böyle pek sevmiyorum gibi sözler eden kişi ne olur diye hocam. Yani kafir de demiyoruz ama hangi role koymamız lazım? Çünkü hocalar da oluyor böyle ve onlara nasıl yaklaşmamız gerekir? Yani hangi role koymamız lazım? Şöyle, Peygamberimizin tavsiyesine aykırı hareket etmiş bir insan gözüyle bakarız. Çünkü Peygamberimizin çok net ifadeleri var. Benim ashabımı aleyhinde konuşmayın diyor. Bu Peygamberimizin bunu söylemiş olması, bunların az önce dediğim gibi masum olduğunu gerektirmez. Bunlar da insan sonuçta var. Peygamber değil. Hatası var, günahı var, tabii ki var. Düşünsene, Hazreti Ali, Hazreti Muaviye arasındaki İşte Cemel vakası, Sıffin vakasında değil mi? Yüzlerce sahabi şehit oldu. Bir sahabi, diğerini şehit etti sonuç itibariyle. Tabii ki bunlardan biri sakın, biri saksız. İkisi sakın olamaz zaten, böyle bir şey yok. O halde, o hesabını Allah kendi verecek, ben verecek değilim. Ama ben onların aleyhinde konuşursam, ben Allah'a hesap veremem. Neden? Resulullah onu yasaklamış. Ha, bir tarihçi olarak bunu inceleyebilirsin ama İncelerken de şey gibi yapmak, hani laboratuvarda çok hassas malzemelerle çalıştığın zaman dikkat edersin ki aman o malzeme bir şey olmasın diye. Ashabla alakalı çalışmalarda da ehl-i sünnet uleması o hassasiyetle çalışır ki aman yanlış bir şey yapmayın diye. Evet. Hocam, ehl-i sünnetin birinci şartı olarak varlığı gerçek olduğunu yalnız gerektiğini söylediniz mi? Bir daha söyleyeyim. Ehl-i sünnet onların şartlarından birisi olarak varlığın gerçek olduğuna yani, evet. İnanmamız gerekiyor dedik ya. Bunun delili nedir o zaman? Ya şimdi neye dayanarak biz varlığı gerçek biliyoruz? Şöyle, Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimelerde, Peygamberimizin hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hakk'ın kainatı gerçekten yarattığını ifade etmiş olmasıdır. Peki. Hani bizim sen izhar okudun istiyorsa, değil mi? Okuduk daha doğrusu seninle beraber. İzharda mefhul-u mutlak diye bir şey var diyorsun, değil mi? Mefhul-u mutlak üç amaç için kullandı. Birincisi, işte gerçekten mesela garaktü graeten desen, ben gerçekten okudum manasına gelir. Bunun gibi Arapçadaki o esprilere dayalı ayet ve hadislerden hareketle biz diyoruz ki Cenab-ı Hak kainatı gerçekten yarattı. Hocam hani kelamında bunlara akli deliller var mı ya? Akli bir delil var mı? Varlığın gerçek olması. Şöyle. Bunları geçip detaylandıracağız da kısa bir cevap vereyim. Eğer dünya sanal olsa, ahiretin varlığına gerek kalmaz. Gerçek dünya olmalı ki ahiret var. Çünkü sanal dünyada, gerçek olmayan dünyada hissi bir hayat yaşıyorsun demektir. Hissi hayatın karşılığı ahiret hayatı olamaz. Gerçekten bir şey yapmalısın ki bir hesaba çekilesin. Sınava giriyorsun mesela, değil mi? Sınavda
sanal bir sınav değil, gerçek bir cevap lazım ki ben sana not vereyim. Mesela, en basit. Şöyle, biraz da bu ehl-i sünnet işte üç çeşit mezhep var ehl-i sünneti meydana getiren, ehl-i bidatı meydana getirenler de şunlardır ki derken bunu izah etmeye başlayacağım ama kısa bir şey söyleyeyim. Hem de az sonraki meseleyi bir başka giriş olsun en azından. Peygamberimiz hayattayken bütün Müslümanlar meselelerini Resulullah'a sorup çözülüyorlardı. Bir taraftan vahiy gelmeye devam ediyordu zaten. Mesela işte son hac vazifesi yapılmaya gidildiğinde Hazreti Ebu Bekir'i Peygamberimiz hac emiri tayin etti. O güne kadar müşrikler de Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlar. Hac kafilesi Medine'ye doğru yola çıktıktan sonra ayet-i kerime geldi. Bundan sonra Kabe çıplak tavaf edilemez diye bir takım kurallar koydu Cenab-ı Hak. Hazreti Ebu Bekir Allah'a veçeyi Hazreti Ebu Bekir'in ve elçi olarak gönderdi Peygamberimiz. Orada hatta çok enteresan bir Hazreti Ebu Bekir'in tepkisi vardır. Hazreti Ali Kemal'ı veçeyi görünce Hazreti Bekir, ya Ali, benim yerime vazifeli mi geldi, elçi olarak mı geldi? Vazifeli geldiysen hemen emirle. Hiç daha Hazreti Ali bir şey demeden, enteresan bir şey biliyor musunuz? Ne bağlı ama yani. Hazreti Ali de hayır, bir işte ayet geldi. Peygamberimiz bu ayeti tebliğ için. Bundan sonra işte hac şöyle şöyle yapılacak, şunlara dikkat edecek manasında bir şey geldi. Hâle vahiy geliyordu. Dolayısıyla Estağfirullah اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيَمْدَكِ وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ ayetinde ifade ettiği gibi bu ayet gelene kadarki sürede İslam'ın Cenab-ı Hak tarafından muradı anlatıldı ve tamamlandı. Ondan sonra Ashab döneminde Hazreti Osman radıyallahu anh zamanına kadar genelde çok az ihtilaflar oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadetiyle beraber ashab arasında da ve yeni Müslümanlar olanlarda da bir takım ihtilaflar çıkmaya başladı. Bu ihtilaflar işte Hazreti Ali Hazreti Muaviye arasındaki ihtilaflar ve mücadele ondan sonra da İslam dünyasına özellikle Yahudi ve Hristiyan din adamlarının bir takım fitne sokmasıyla ki Şia'nın oluşması da böyledir efendim. Onun üzerine bu farklı görüşler, daha doğrusu yorumlar ortaya çıkmaya başladı. Bu yorumlar mezhepler oluşturdu. Bu mezhepler ortaya çıkınca bu sefer haklı olarak bu farklı görüşlere karşı işin hakikati nedir araştırmaya başladı. Tabiri caizse asırlar içerisinde, İslam dünyasındaki asırlar içerisinde bu yorumların incelenmesi, tahlili sonucunda Sevad-ı Azam dediğimiz İslam ulemasının çoğunluğu tarafından tespit edilen esaslardır. Aynı şunun gibi, mecelle diye bir gayet, mecelle var biliyorsun. Değil mi? Şimdi de İslam hukukunun özeti diyebiliriz. İşte Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığı'ndaki bir heyet tarafından Osmanlı'nın son zamanında oluşturulmuş hükümler topluluğu. Mecelle İslam hukukunun özetidir.
Orada mesela ameller niyetlere göre inneme la malumin niyat hadisinin yansımasıdır. Bir hüküm var mesela. Ehveni şerre ihtiyar edilir. İki kötüden en hafifi ihtiyar edilir. Bu ayet ve hadislere dayanan bir meseledir ama ifadeleştirilmiştir sadece. Buradaki dokuz mesele de ayet ve hadislerdeki inanç esaslarının özeti mahiyetindedir. Ve ulema bu hususta, yani Ehl-i Sünnet uleması bu hususta ittifak etmiştir. Neden? Şimdi İslam'da iki şey çok kötüdür. Radikal İslam dediğimiz İslam da kötüdür. Laik İslam dediğimiz İslam da kötüdür. Neden? İslam'da Allah'ın en çok razı olmadığı şey fitnedir. Fitne ölümden daha kötüdür der Peygamberimiz. Şimdi fitneyi engellemek asıldır. O halde Müslümanların çoğunluğunun kabul ettiği ana esaslar var. Ki bunlar da ayet ve hadise dayalı hususlardır. İşte bu dokuz tane dediğim madde süzülmüş inanç esaslarıdır. Hepsinin dayanakları var böyle böyle. Mesela diyelim ehl-i kıble tekfir edilemez. Bu hükme aykırı hareket eden ne yapıyor? Taassup içerisinde oluyor. Nasıl bir taassup? Diyor ki benim gibi inananlar kurtuldu, diğerleri dalalettedir diyor. İslam'da böyle bir şey yok ki. Peygamberimiz yanındaki münafıkları bildiği halde onlar bile siz münafıksınız gidin dememiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh işte belli başlı münafıklar biliniyor ya demiş ki ya Resulullah izin ver kendisini vurayım. Hayır. Muhammed kendi adamları öldürmeye başladı demiş. Olmaz demiş. Fitneyi engellemek için münafık olduğunu bile bile İslam toplumunu karıştırdığını bile bile öldürmemiş mesela. Nedir bu? Mesela bu ve benzeri hadiselerden dolayı açıktan inkarı olmayan kişiye kafir muamelesi yapılıyor. Ehl-i kıble ise tekfir edilmiyor mesela. Gibi. Başka var mı bunlarla alakalı herhangi bir sorunuz? Hocam, mucize ve keramet hakkı dedik ya. Şimdi mucize zaten Peygamber Efendimiz döneminde görülen ve bilinen olaylar olduğu için veya Peygamber döneminde şahitler olduğu için kabul edilebiliyor veya Peygamber Efendimiz direkt bir söylemiş olabilir. Keramet hakkında Peygamber Efendimiz'in böyle bir söylemi var mı acaba? Allah dostlarının kerameti vardır veya... çünkü biz zaten mucizeyi de Allah-u Teala'nın kudretiyle gerçekleştiğini inanıyoruz. Ama misal bir zat çıkıyor bir yerde. Yani işte filanca kerameti var. Buna inanmıyorum demek veya bu adamın kerameti olduğunu düşünmüyorum demek sakıncalı mı? Şöyle. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de peygamber olmayanların kerameti vardır. Olağanüstü hadiseler var. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını getirtme hadisesi açıktan anlatılır. Ve orada Süleyman Aleyhisselam der ki Belkıs'ın tahtını kim getirir? Cinlerden birisi der ki sen yerinden kalkana kadar ben getirtirim onu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kendisine ilim verdiğimiz birisi dedi ki ben göz açıp kapayıncaya kadar ki sürede tarfete aynı ifadesi var orada. O sürede Belkıs'ın tahtını getiririm dedi ve aynı anda getirdi biliyor musunuz? Kerab. Bunu yapan peygamber değil. Kerab. Hazreti Meryem'in Allah tarafından meyvelerle, yemeklerle gıdalandırılması bir keramettir. Hazreti Musa'nın annesinin Hazreti Musa'yı Nil'e bırakması Allah'ın kalbine verdiği vahiyle yaptığı bir keramettir. Daha buna benzer keramet Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi hilafeti zamanında Kadisiye savaşı olsa gerek galiba. Orada işte kumandan tam savaş meydanında dağın arkasındaki düşmanı hutbede, cuma hutbesi okurken
Ya Sariye, El Cebele, El Cebele diye Medine'den ta kaç kilometre ötedeki kumandanına hitap etmiş ve sesini ulaştırmış. Kumandan da bu sesi duymuş ve tedbir almıştır. Hazreti Ömer'i kere almış. Şimdi yaşanan hadis bir gerçek var daha doğrusu. Bu gerçek kerametin hak olduğunu göstermektedir bize. Tabii bunların olmasının sebebi tabii gerek mucizede gerek keramette nedir? İleride bunun hep bahsi gelecek zaten. Nedir? İnsanların hidayetine hizmet içindir. Yoksa bir kimse tutup da etrafına insan toplamak için böyle olağanüstü bir şey yapmak gayretine giriyorsa ona keramet denmez öncelikle. Yani her olağanüstü bir keramet değildir. Onları da bahsinde ayrı maddeleri göreceğiz zaten. Olağanüstü hadiselerin İslam'a göre değerlendirmesi nedir? Bir tane daha. Tabii. Hocam peygamberlerden sonra en hayırlılar Hulefayi Raşid'in dedik ya. Şimdi dört halife kadar aşağı 25'lerin içinde. Tabii. Ama halifeler işte seçim, yani bir seçimle başa geliyorlar. Doğru. Peygamber Efendimiz'den sonra. Neden peki Hulefayi Raşid'in en hayırlı dört kişi olan peygamberlerden sonra dört kişi olarak alıyoruz da bütün aşağı 25'leri yavrumuyoruz? Veya farklı sağlık. Şöyle, Peygamberimizin bu dört ashab için, dört ashab için ifadelerinden hareketle bunların değerlendirilmesiyle bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yani Hazreti Ebubekir için dediği, Hazreti Ömer için dediği, Hazreti Osman için, Hazreti Ali için dediği hadis-i şeriflerden hareketle bir de şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var, direkt bunların isimleri anılmasa bile onların yapmış olduğu bir üstünlükler sebebiyle gelen ayetler var mesela. Sebeb-i nüzul var ya. Sebeb-i nüzul de biliyoruz ki filan ayet Hazreti Ebubekir'in şu davranışı için gelmiştir. Gibi. İşte bu yani ayet ve hadislerde Peygamberimizin tavsiyeleri istikametinde bu karara varılmış vaziyette. Benim sorum biraz daha bu konunun yan cephesinden ama mucizeler hakkında olacak. Bizim şu an modern Müslümanların, yani kendini Ehl-i Sünnet olarak adlandıran Müslümanların Siyer-i Nebi adlı çıkardığı kitap, konulu çıkardığı kitaplarda özellikle batılı insanları tebliğ etmek için çıkarılan kitaplarda mucize olaylarına biraz daha Hristiyanlara karşı hani onların Mesih hani yapılıyor gene canlılığı, o tarz şeylere karşı bir şekilde çıkarıldığı, Müslümanların bir rekabete girdiği şeklinde o kitaplarda aktarılıyor. Biz bunu bu hafta konuşmuştuk okulda ama size de fikrinizi merak ettim. Böyle bir şey yani kendini Ehl-i Sünnet'e adlandıran birisinin tebliğ amaçlı çıkardığı bir kitapta mucizeleri böylesine yani anlamlandırması doğru mudur? Yani tepkisel bir hareket gibi, değil mi? Evet. Öncelikle şunu net olarak bilmek lazım. İslam antitez değildir. Tezdir. Yani Hristiyanlar veya Yahudiler tepkisel olarak ortaya çıkmış bir din değildir. İlahidir, vahidir. Ve de tabii ki Peygamberimiz ve İslam dini Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir hak davanın devamıdır. Çok net. Ama asla onların bir antitezi değildir. Onların karşına çıkmış bir şey değil. Aksine şu vardır. İnsanlığın gelişimine uygun şekilde gelişmiş bir dindir. Yani Tevrat'ta bildirilen ilahi hükümle, inanç esasları değil, inanç esasları Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar hep aynıdır. Cennet inancı aynı, cennet inancı efendim, küfür ve iman aynı şey ama ibadet konusunda farklılıklar var efendim. Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'taki Allah'ın isteklerini bugün yapmaya kalkarsan, bugüne uygun bir din yaşamış olmaz. İslam gelmekle
İslam orijinal, çok net diyelim. Ve mucizesi de, kerameti de onlara tepki olarak değildir. İnsanları davet etmek içindir o kadar. Net bir şekilde böyle. Şimdi, malum İngilizler Osmanlı'yı normal şekilde yıkamayın. Osmanlı derken İslam'ı efendim, savaş meydanlarında halledemeyince inanç esaslarını bozmak üzere özellikle heyetler kurup ilim erbabı yetiştirip hatta bu ilim erbabını Osmanlı medreselerinde yetiştirdi. Londra merkezli özel heyetler oluşturup İslam dünyasına göndermişler. Hem de imam kılığında, müftü kılığında, din adamı kılığında göndermişler. Kitaplar yazdırmışlar. Bugün de halen, bakın bugün de halen ilahiyat fakültelerinde, ilahiyat camiasında Batı'nın beslediği ilim adamlarıdır. Ne yapıyorlar bunlar? Aynı. İşte bizim ilahiyat fakültesine giden talebelerimiz var. Onlara Arapça ve diğer dersleri anlatıyoruz. Diyor ki hocam, fakültede inanç esasları hocası, daha birkaç gün önce diyor talebelerin tanesi. İnanç esasları hocası dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen mucizeler her ne kadar böyle bahsediliyorsa da aslında çok da olağanüstü hadiseler değil, teknik gelişmeleri işaret eden şeylerdir aslında onlar. Veya ibadetlerle alakalı hususlarda bu kadar çok insanın bağlayıcı olmasına gerek yok. Gibi böyle garip garip ifadeler var. Bu sadece bugün olmuş değil. Asırlardır İslam dünyasında bu görüşler hep vardır. Mesela birazdan anlatmaya çalışacağımız işte Mutezile var mesela, Şia var mesela. Buradaki bozuk inançların çıkışıyla şu andaki bozuk inançların çıkışının çok bir farkı yok. Hep aynı şekilde, aynı metotlarla çıkmıştır. Dolayısıyla bize lazım olan ne? Ben önce şunu bilmeliyim. Anormallikleri bilerek insan bir yere varmaz. Doğruyu bilerek bir yere varmaz. İşte hastalıkla alakalı bir bilgi elde edecekseniz gerçekten hastalığı bir tanımlamak lazım. Hastalık şudur. Sonra bunu tedavi yolları, hani en büyük iş ne? Teşhistir, değil mi? Teşhis varsa tedavi vardır. Teşhis olmadan tedavi olmaz ki. Dolayısıyla önce doğru olan şeyi bilmek lazım. Sonra bu doğru olan şeyin diğerlerini gördükçe zaten bu dersimizin amacı da bu. Doğru olanı söylemek. Doğru olan budur. Bunun dışındakiler, hani çünkü neden? Neticede yani mesleğimiz gereği yani sizin açınızdan bu işlere 24 saatinizi verecek haliniz yok. En azından doğruyu bir bilelim de onun dışındaki için yok arkadaş bu uymuyor deme şansına hakkına sahipsiniz. Osmanlı zamanında Şiilerden büyük alimler varmış. Ve de Ehl-i Sünnet alimlerine tavsiye şu olmuş. Demişler ki İşte çok güçlü bir Şii alimi sizinle tartışmaya gidiyorsa tartışma. Neden? O ilmini, o bozuk inancını ispat etmek için uğraştığından dolayı seni alt edebilir, seni kandırabilir. Yanaşma en güzel. O, yani senin inancını bozar. Arkadaşlar şunu hiç unutmamak lazım. İslam inanç değildir. Akıl Allah'ın vahyini daha iyi anlamak için kullanılır. Yoksa vahiy ile alakalı hususlar akla uymadığı zaman ki senin aklına, benim aklıma uymadığı zaman yorumlanmaz. Yani aklıma uymuyor diye ben vahiy yorumlayamam. Derim ki ben anlamamışım. Vahiy bu ise ben vahiy anlamamışım ama iman etmek melekler. Meleklere iman farz. İnkar eden kafir olur.
Tutup da ben, ya ben aklımla bu melekleri ispat edemiyorum, aklıma sığdıramıyorum deyip inkar edemez. İnanmak durumundayız. Zaten İslam nedir biliyor musun? İman nedir biliyor musunuz? Aklı vahyin emrine vermektir. Eğer sen aklını vahyin emrine vermiyorsan o zaman Allah'a henüz teslim olmamışsın. Bakın tekrar söylüyorum. Allah'a teslimiyetin birinci ölçüsü aklını vahye teslim. Evet. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Pekala. Pekala. Evet, şimdi dediğim gibi İslam dairesinde iki ana akım vardır. İnanç esaslarıyla alakalı. Birisi ehli sünnet, diğeri de ehli bid'at dediğimiz mezheplerdir. Mezhep nedir? Mezhep Cenab-ı Hakk'ın bu ifadeyi iyi tespit edin ki bütün anlatacaklarımız bu ifade üzerine kuracağız. Mezhep Allah'ın muradını anlama gayretidir. Niye böyle söylüyorum? Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize mesaj ki İslam Kur'an'la olan bir bütündür. Kur'an İslam'ın sınırlarını çizmiştir. Peygamberimizin hadis-i şerifleri Kur'an'ı açıklamıştır. İslami ilimler, hatta sizin meşgul olduğunuz sağlık bilimleri veya mühendislik bilimleri, astronomi, matematik, hangi ilmi alırsanız alın, aslında bunların tamamının amacı Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın muradını açıklama gayreti biraz. Peki. Allah'ın muradı var. Kur'an-ı Kerim nedir? Lafzı da, manası da ilahidir. Yani işte zâlikel kitâbü lâ raybe fî diye bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerim bir manası var. Ne manası var? İşte zâlikel kitâbü, işte bu kitap lâ raybe fî. Asla bunda şüphe yoktur diye bir manası var. Bizim ilk planda anladığımız mana. Tamam, pekala. Bakın, o zâlikel kitâbü lâ raybe fîhin o ifadesi bir manayı anlatıyor. Ya o mana? Allah'ın bir maksadı var burada. O maksadı anlatan sözler olur. İşte Arapça bilen bilir. Yani Türkçe'de de aynı şey. Ben mesela işte su içmek istiyorum arzumu, su içmek istiyorum diye de ifadelendirebilirim. Su içeceğim de derim. Bir su verir misiniz de derim. Su ben de derim. Daha bir sürü cümlelerle aynı derdimi anlatabilirim. Ortam durumlarda. Cenab-ı Hak da muradını yüzlerce alternatiften zâlikel kitâbü lâ raybe fîh kelimeleriyle oluşan cümleler yapmış. O Allah'ın tercihi biliyor musun? Hani bazılarının, bazı tefsir, yani bozuk inançlı tefsircilerin inandıkları gibi Kur'an'da tarihsellik yoktur. Hazreti Allah manayı peygamberimize vahyetti. Peygamberimiz de o lafzı kendi oluşturdu değildir. O lafzı da Cenab-ı Hak kendisi bildirmiştir. Ve peygamberimiz tebliğ etmiştir. Pekala, o lafzın ifade ettiği Allah'ın muradı ne? İşte o muradı tespit çalışması ilmi çalışmadır. Öncelikle birinci kaynak Peygamberimizin hadis-i şerifleri Kur'an'ın ana tefsiridir. Peygamberimizin sünnetleri Allah'ın muradını anlatan tefsirdir. Daha sonra yapılan çalışmalarda buralarda açıklanmamış ama var olan, açıklanmaması yok manasına gelmiyor.
var ama açıklanmamış. O açıklanmamış olanların tespit gayretidir. Mezheplerde bu yorum farklılıkları var. Nasıl yorum farklılıkları? Her ilim dalında vardır. Ekoller vardır. Mesela diyelim, tabii tıpta nasıl ekol var bilmiyorum ama işte ekoller var veya şey kabul edin, bilgisayar işletim sistemi düşünün. İşte Windows var, Linux var, iOS var falan değil mi? Bunların kendisi bir bütünlüğü var. Siz Windows'u iOS'un içinde çalıştırmazsınız. Bir program var, iOS'a göre yazılıysa orada çalışır, Windows'a göre yazılıysa orada çalışır. Bir bütünlük var. Onun gibi mezhepler de Allah'ın muradını tespit etmek için bir takım ana esaslar belirlemiştir. O esaslara göre yorum yapmışlar. O esasları tutarlı vaziyette yorum yapmışlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Neticede yani hükümlerin kaynağı hadis-i şerifler ya, usulü hadisten haberdar olanlar bilirler. İşte hadisler mütevatir var, meşhur var, zayıf hadisler var. Hadisler derece derecedir. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri hüküm tespit ederken A özellikteki hadislerle farzları tespit etmiştir. İmam Şafii Hazretleri de B özellikteki hadislerle farzları tespit etmiştir. Peki İmam Şafii Hazretleri B özelliğindeki hadislerle farzları tespit ederken tutup da çıksa A özelliğinde kullanarak yapıyorum dese kendi sisteminde bir mantıksız olur. O bütünlük ve tutarlı olması gerekir. İşte mezheplerin ortaya çıkması o yorum esaslarının bütünüdür mezhepler. Peki diyeceğiz ki o zaman demek ki insanların yaptığı çalışmadır mezhep dediğimiz nedir ki o demek ki diyebiliriz değil mi? Unutmayalım ki Peygamberimiz buyurur ki İhtilaf-ı ümmeti rahmetin vasıra. Ümmetimin alimlerin ihtilaf etmesi büyük rahmettir. Nedir biliyor musunuz? Tabii ki işte İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki veya Hanefi mezhebinde deniyor ki işte bir yerin kanarsa abdestin bozulur. Şafii mezhebinde diyor ki bozulmaz. Hangisi doğru? İkisi de hak mesele. Hangisi doğru? Hanefi'ye göre o doğru, Şafii'ye göre bu doğru. Peki Allah indinde hangisi doğru? Birisi doğru. Peki öbür adam yanlış mı yapıyor? Hayır. Cenab-ı Hak mezhebin bağlısına, mezhebin koyduğu kurallara göre hareket ettiği zaman onun ibadetini kabul ediyor. İkisini de kaynak peygamberimiz için. Peki ne gerek vardı tek olsaydı ya? Yok. Çünkü mezheplerin gerçekten o içtihatlarına verdiği fetvaları incelediğiniz zaman dünyanın farklı yerlerindeki İslam'ı yaşamayı kolaylaştırma usulüdür biliyor musunuz? Aynı zamanda ümmetin şöyle bir kurtuluşu da var biliyor musunuz? Diyelim siz bir ibadet ettiniz, farkında olmadan bir yanlış yaptınız. Yani mezhebinize göre yanlış yaptınız. Ama o yanlış dediği şey öbür mezhepte caizse Hazreti Allah kıyamette seni kurtarır diyor. Böyle bir kolaylığı vardır. Aynı şekilde inançla alakalı mezheplerde, hak mezhepler için de geçerlidir bu. İşte Maturidi ve Eş'ari mezhebi de şu anda ana mezhep, Ehl-i Sünnet'te inanç esasları itibarında. Tabii itikat konusundaki mezhep farklılıkları çok cüz'idir gerçi. Ana mezheplerde farklılık yoktur. Böyle kısa kısa temas edeceğiz ileride her mesele geldiğinde inşallah. Efendim, orada da mesela inançla alakalı bir sıkıntın varsa normalde huzurullahi çıktığında ya Rabbi ben bilmiyordum deme şansın yok biliyor musun? Yani bir konunun Allah'ın huzuruna çıktığında ya Rabbi ben o işi bilmiyordum deme şansı yok biliyor musun? Ama yaptığın bir yanlışın öbür mezhepte doğru tarafı varsa kurtulma şansın var. Dolayısıyla mezheplerin varlığı ümmet için rahmettir.
ayrılık sebebi değildir. Rahmettir. İşte yıllarca tıp fakültesinde eğitim gördünüz. Fakültede eğitim alıyorsunuz. Sonra uzman oluyorsun, doktor oluyorsun, müşteri alanda uzmanlaşıyorsun falan filan. Bu işi anlamayan birisi geliyor, sana hava atıyor. Hiç anlamıyor kadar bir şey. Hani ileride konuşuyor. Bu mezheplerle alakalı, dini mezheplerle alakalı böyle hariçten gazete okuyanların durumu aynı. Sizin uzmanlığınıza saygısızlık yapıp bilmeden konuşan adamlar biliyor musunuz? Ya sen bu işin uzmanı değilsin. Saygı bu ya. Haklı olarak diyorsun ki hangisine saygı duyacağım? Herkes bir şey söylüyor. Değil mi? O halde bu işin ehl-i sünnet itikadı asırlardır doğru kabul edilen şeydir. Neden doğru olduğunu biliyorum ve şundan dolayı biliyorum. O ehl-i sünnet dışındaki mezheplerin ve inançların kimler tarafından desteklendiğini görürseniz, bilirseniz gerçekten bozuk olduğunu anlarsınız. İslam'ın düşmanı neden bir İslam mezhebini desteklesin? Çok affedersiniz, bir gavurluğu yoksa neden desteklesin ki onu? Babasının kalbini destekleyecek hali yok ya sonuçta değil. Veyahut işte tıp alanında insanların işte para kazanmak için bir takım işte virüs üretmek falan için dünya kadar para harcayan adam niye harcar? Basit menfaatlar için harcar. İnsanların iyiliği için harcasana, işte ehl-i sünnet dediğimiz insanların ahiretinin iyiliği için olan gayrettir. Bozuk mezhepler de az önce dediğimiz gibi kötü amaçlar için yapılan işlerdir. O halde bize düşen en azından huzurla çıktığımızda doğru bir inanca sahip olarak çıkmaktır bizim amacımız. Mezheplerin oluşma sebebi de genelde böyledir. Peki, kaç kadar devam edeceğiz? Size bağlı. Peki o zaman şey yapalım. Bu ehl-i sünnet mezhepleriyle alakalı kısa bir bilgi verelim. Sonra bırakalım. 15 kutuya devam ederiz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi ehl-i sünnet dediğimiz zaman temelde 3 mezhep vardır. Bir selefiye, iki maturidi mezhebi, bir de eşari mezhebi. Selefi hareket diye bugün bilinen selefiye değil. Bu selefiye dediğimiz çalışma eşari ve maturidi mezhepleri ortaya çıkmadan önceki dönemdeki ehl-i sünnet mezhebi. Şöyle ki, Ashab-ı İkram çoğu müşrik biliyorsunuz daha önce. Puta tapıyorlardı. Sonra da Müslüman oldular. İslam'ı tanıyorlar. İslam'ı tanıyınca ne oluyordu biliyor musunuz? Affedersiniz. Düşünüyordu ashab, bir Müslüman acaba halaya, tuvalete nasıl girer çıkar? Onu bile merak ediyordu biliyor musun? O kadar safça bağlıydı Müslümanlar. Yatarken bir Müslüman nasıl yatmak? Resulullah ne dedi? Dedi mi dedi? Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh her gün mescide gelemiyormuş. Bir komşusuyla nöbetleşe demişler ki bir gün sen git, bir gün ben gideyim. Resulullah'ın sohbetinde bulunalım. Ne anlatıyorsa birbirimize anlatalım, mahrum kalmıyor. Korku ne biliyor musunuz? Allah bir vahiy gönderecek, Resulullah bir şey söyleyecek de ben ondan bir gün olsun mahrum kalacağım. Neden? Her an önemli, her an ölebilirim. Allah'ın istediği gibi bir şey davranışı yapmadan da ölürüm acaba diye öyle bir korku içindeyiz.
bu kadar safça bağlanmış. Bu safiyet epey devam etmiş. Bu safiyetin gereği selefi mezhebi inancı zamanla yayılmış. Selefi mezhebinin temel esaslarına baktığımız zaman yoruma kapalıdır. Yorum yok. Allah ne dediyse aynen o. Ya ben onu bilmem. Allah dedi mi dedi. Bitti. Hiç onun yorumu falan yok. Tabi bunu deyince tabii ki bize göre böyle bir deriz yani ama çok affedersiniz bir amiyana tabir var. Mahallenin çocukları dursa hayvanlar ahıra girecek demiş. Hani eskiden köylerde affedersiniz sığır derlerdi. Böyle hayvan sürülerini ütmeye giderlerdi. Akşam da çoban getirdiği zaman köyün girişine hayvanları bırakır, hayvanları ahırlarını bulurlar zaten. Hiç sahibi gidip dalmasına gerek bile yok. Fakat mahallenin çocukları durmuyor, hayvanlar ürkütünce ahır şaşırıyor hayvanlar, gelmiyor hayvanlar arasında. O tabirden hareketle, yani şimdi çocuklar dursa hayvanlar ahıra gidecek aslında olan diye. Eğer kötü niyetli insanların İslam'a saldırıları olmasaydı Eş'ari Maturidi çıkmasına gerek yoktu, biliyor musunuz? O selefi inanç aynen safça devam edebilir. Ama ne zaman ki Mutezile çıktı. Mutezile mezhebi anlatacağı çok önemli bir mezheptir Mutezile. Mutezile mezhebi ilk çıktığı anda gerçekten müthiş bir selefi inanca sahip. Ve de İslam'ı dünya coğrafyasında tanıtmak için var gücüyle mücadele etti, biliyor musunuz? Ama birinci dönemde. Ne zaman ki tercüme hareketleri oluşmaya başladı, Yunan ve Fars eserleri Arapçaya tercüme edilmeye başladı. Oradaki akılla hakikati bulma ameliyesini orada okumaya başladılar. Ondan sonra tabiri caizse Kantar'ın topunu kaçırdılar. Başladılar bu sefer her şeyi akılla yorumlamaya. Aklı vahyin ötesine geçirdiler. Yani vahye dayalı bir akıl faaliyeti yapacağına akla dayalı bir vahiy faaliyeti yapmaya başladılar. Dolayısıyla yoldan çıktılar. Bütün yoldan çıkanlar böyle çıktılar. İşte selefi inanç böyle bir inançtır. Selefi inanca baktığımız zaman özellikle Allah'ın muradı yorumlanamaz inancına sahiptir. Onlara göre Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın elinden bahseder. Yedullahi fevveydi. Allah'ın eli sizin hepinizin elinin üzerindedir. Errahman alel arşisteva. Allah arşa istiva etti. İstiva demek normalde şöyle oturup kaplamak demektir. Rahman, Allah, Allah arşa böyle istiva etti. Şimdi bu ifadeleri selefi inanç demiş ki Allah böyle diyorsa biz anlamayız ama öyledir demek ki. Ama daha sonraki gelen bozuk inançlı insanlar bu kelimeleri alıp Allah'ı cisme dönüştürmeye başlamışlar. Ya demek Allah'a geliyormuş. Demek Allah insan gibi bir şey demek. Bazı şu anda bile bazı işte kelamda çalışan ilim adamları bu sözleri hala şu anda bile gündeme getiriyorlar. Diyorlar ki Allah ne buyurdu? Adem'i ben kendi suretimde Allah kendi suretimde yarattım dedi. Ha demek ki Allah insan gibi bir şey demek ki falan. Haşa. Şimdi bu tür yorumlar başlayınca da bu sefer Maturidi ve Eş'ari mezhebi alimleri bu kapıları kapatmak için İslam'ın ana esaslarını ihlal etmeyecek şekilde yorum yaptılar. Dediler ki
Allah'ın niyet ifadesi, el ifadesi kudret manasındadır. Allah'ın arşa istifası demek, kainatı kontrol altında tutması demektir. Gibi itikadı bozmayacak yorumlar yaptılar. Niye? İnsanların itikadını başkaları bozmasın diye. Aynı ne gibi biliyor musunuz? Siz kendi alanınızda bir boşluk var da sen kendin onu doldurmazsan bir de bunu doldurur. Sen doldurursan sen doldurmuşsundur. Adını koymuşsundur, tamam. Aynı ne gibi? Çocuğunuz oldu, adını koymadınız. Birileri ad koyar ama merak etmeyin. Sen koymazsan biri koyar, der ki ona bir isim takar. Adı öyle kalır. Hani anne baba olarak sen koyarsan sen koymuşsundur onu. Onun gibi İslam alimleri de başkası yanlış ad koymasın diye buna ad koymuşlar. İşte Maturidi ve Eş'ari mezheplerin çıkışı da böyle bir şeydir. Peki, bu kadar bir özet giriş yeter inşallah. Haftaya, bak iki hafta sonra inşallah devam edelim. Var bunlarla alakalı bir sorumuz, cevaplayabiliriz inşallah. Günümüzde bazen bu tür söylemleri kullananlar çok oluyor da o konudaki fikrimiz de biraz önce mezheplerin farklı farklı olmakla aynen inşallah bizim rahmetimize vesile olacak bir durumdu. Belki bilmeden yaptığımız bir hatanın karşı başka bir mezhepte yani kendi mezhebimizin yani başka bir mezhepte olur olabileceğinin belki bir mazereti sınırlı cevzi. Bazıları mesela bunu dünyevi anlamda da yani İslam'ın kolaylık bilir olmaklığından dolayı yani bir mezhebin normal bir körlerine devam ederken mesela bazı durumlarda işte örnek veriyorum işte Hanefi ise işte Şafii'likte veya Malikilikte bu böyle de vardır. Sen bunu böyle de yapabilirim sanki durumunda bana daha kolayca geliyor diye kolayı tercih etmek adına böyle mezhepsel geçişler yapabilirim. Şöyle tefrik-i mezahip, mezahip diye bir kavram var. Mezhepleri birleştirmek veya mezhepleri farklı mezheplere göre davranmak gibi bir ifade var. Bakın, İslam'da zaruri kabul edilen işler var. Nedir o? Hayatın korunması, aklın korunması, dinin korunması, ırzın korunması gibi temel meseleler vardır. Bu meselelerden herhangi birini korumak için bir başka mezhebe göre hareket edilir. Onun dışında bir zaruret yoksa, mesela ne gibi? Kabe'de tavaf ediyorsunuz. Şafilere göre kadınlar, erkeklerin teması, abdesti bozulur. Dokunması bile bozulur. Ama orada Hanefi mezhebinde bozmaz biliyorsunuz. Mesela Şafi orada Hanefi gibi davranmak durumundadır. Zaruret durumunda caiz. Ama zaruretin olmadığı bir zamanda asla caiz değil. O zaman kendisiyle çelişmiş oluyor. Zaruret durumuna bağlı, tamam. Hocam, Recep Kıble olan kişilerin kültüretlemeyeceğinden bahsettiniz. Ancak, bilemedim, insanın imanının bitmesine sebep olacak birçok şey biliyoruz. Siz burada Ehl-i Kıble ise kültüret denmez. Ben burada tam oturtamadım. Hani bir kişi mesela dediğiniz gibi meleklere inanmıyorsa ama aynı zamanda namaz kılsam kıbleye dönerim diyorsa dinden çıkmış olmuyor. Şöyle, bir kimsenin kafir olması başka bir şey. Benim ona buyurma kafir demem başka bir şey. Tamam. Ya o kafir olmuyor manasına gelmiyor. Ben kafir demiyorum sadece. İlimi tutuyorum. Peki burada mesela neden koyduğunuz sınır şehadet değil de Ehl-i Kıble? Şöyle, ha, tamam bir dakika. Ehl-i Kıble olmayı şehadet kadar önemli bir kriter olarak neden görüyorsunuz? Yok o değil, o değil. Şöyle, inanç esasları iki türlüdür, iki kısımdır, iki özelliktedir. Birisi, delili kat'i ile sabit olan hususlardır. İnkar-ı küfrü gerektiren hususlardır. Bir de inkar-ı küfrü gerektirmeyen şeyler var. Kabir azabı mesela. Kabir azabını inkar eden kafir olmaz. Ama delalettir.
Ama kafir olmaz. Ama ahiret hayatını inkar eden, mesela kitapları inkar eden kafir. Bir adam açıktan, kitap diye bir şey yok arkadaş. Yani Kur'an-ı Kerim'i inkar etse bir adam kafir olur. Onun ehli kıbrı olması onu kurtarmaz. Genelde bu ehli kıbrı'nın tekfir edilmeme meselesi İslam dairesinde olan insanlar. Eğer bir kimse dediğim gibi bir şey inkar ediyorsa İslam dairesinin dışına çıktı zaten. Genelde bu ehli kıbrı'nın tekfir edilmeme meselesi mezheplerin birbirine taassubundan dolayı yan gözle bakmamasını sağlamak için, İslam büyüğünü sağlamak için. Bu sünni mezhepleri, ehl-i sünnet üç ayrı, selefi, maturidi, eşari, mesela hanefi, şafi vesaire mezhepleri hangi sınıf altında işleyeceğiz? Şöyle, mezhepler iki kısım, bir itikadi bir de ameli mezhepler var. İtikadi bunlar itikadi, öbürler ameli mezhepler. Direkt baştan ehl-i sünnet deyince ben tamamını kapsayacak sanki tamam. Selefi'den ayıracağız gibi böyle bir hayal ettim. Anladım, anladım. Hani bir sanki itikad konusu ya bizim ki. Evet. Onunla ayrı bir sefer. Şu an Selefi'leri itikadla haklı saymıyoruz değil mi? Yoksa? Şu andaki Selefi'leri şöyle Selefi'yle alakalı günümüzün Selefi'liği şu şekilde. İki tür Selefi'lik var şu anda günümüzde. Birisi genellikle Arabistan'da hakim olan, Suudi Arabistan'da hakim olan Hanbeli mezhebi, onlar Vulat-ı Hanbeliye gibi kendilerini sergilerler. Vulat-ı Hanbeliye, Vulat demek aşırı bağlı manasında, yani aşırı derecede Hanbelilik bağlanması manasında ki onlar da Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin, o da Selefi'dir, bu Selefi derler. Neden? Çünkü daha Maturidi Eşari çıkmamış çünkü. Efendim, ondan dolayı biz Selefi'yiz aynı zamanda derler ama o Selefi'lik, o böyle Batı destekli radikal İslam görüntüsünde olan Selefi'yle değil. Bu ikisini ayırmak lazım. O radikal İslam'ı iddia eden Selefi'yle tabii ki bozuk bir itikada sahipler. Bunlarla hiç alakaları yok. Peki arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Her zaman ben onu diyorum. Cenab-ı Hakk kıyamette bugün ayın kaçı? 21'i. 10. ayın 21'i akşam işte 7.30'da 9.30 arasında ne yaptım dese Ya Rabbi senin rızan için bir ilmi meclisteydim deme hakkına sahip oldu demesin. Cenab-ı Hakk'a hamd olsun. Peki Cenab-ı Hak yarın yardımcımız olsun. İnşallah bir hafta sonra buluşmak üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Fatiha.